İnsanlığın kaybetmek... Dinler arası diyalog olmaz. Açıklama Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'den geldi. Görmez bu açıklamayı Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Dinler Kongresi'nde yaptı. Kongrede Türkiye'yi temsil eden Mehmet Görmez, dinler arası diyalog olmaz, din adamları arasında diyalog olur. Yani iki farklı dinden din adamı oturup örneğin çevreyle ilgili, savaşlarla ilgili bir konuyu görüşebilir. Bu diyalogtur. Ancak dinler arası diyalog olmaz, dinler birbirine dönüştürül. Din adamları dünya ile ilgili yaşanan sorunlarla ilgili sorunlarını tartışır dedi. Özellikle son 15 yılda İslam dünyasında daha yoğun olarak uygulamaya konulan dinler arası diyalog, Vatikan kaynaklı bir proje. Bu proje 28 Ekim 1965'te Papa 6. Pol'ün onayıyla ilan edilen Papalığın 3. bin yıl hedefi olarak açıklanmıştı. Vatikan'dan 1991 yılında açıklanan Redemptoris Misyon adlı genelgede dinler arası diyalog, kilisenin bütün insanları kiliseye döndürme amaçlı misyonunun bir parçasıdır. Bu misyon aslında Mesih'i ve İncil'i bilmeyenlere ve diğer dinlere mensup olanlara yöneliktir denilmektedir. Öte yandan dinler arası diyalog Amerika Birleşik Devletleri'nin İslam dünyasını kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmesi için geliştirdiği Büyük Orta Doğu projesinin de en önemli argümanlarından biri durumunda. Ilımlı İslam ve Medeniyetler İttifakı adıyla da sahneye konulan dinler arası diyalog projesiyle Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de tek hak din ilan ettiği İslam tahrif edilmiş dinlerle aynı kefeye konuluyor.